Herkese merhaba. Cloud'la ilgili bugün Hüseyin'le birlikte keyifli bir sohbet geçireceğimizi umuyorum. Şimdi başlığımıza baktığımızda Future of Data Management diye geçiyor. Biraz böyle geleceği konuşmadan önce geçmişi de konuşmak lazım. Orada da Hüseyin'in deneyimlerinin de yüksek olduğunu bildiğim için biraz daha böyle deneyim odaklı. Cloud'da şöyle böyle gibi değil de biraz daha böyle deneyimlerimizi, olumlu veya olumsuz paylaşımlarımızı bulunarak devam edeceğiz. Abi şimdi cloud'a geçiş gerekçelerine baktığımda şirketlerin işte birincisi bu kapasite problemleri olabiliyor. İhtiyaç duyduğu anda ihtiyaç duyduğu kapasiteye erişebilme gücü, işte satın alma prosesleriyle ilgilenmeme gibi bir durum olabiliyor. İkincisi özellikle executive taraftan en çok sevilen şeylerden biri bir CapEx maliyetinin, yatırım maliyetinin olmaması oluyor. Çünkü normalde özellikle data projelerine baktığında işte ortada genellikle bir appliance ürünü alıyorsun. O appliance ürünler TL kurunu söylemeyeceğim. Dolar kuruyla bile milyonları bulabiliyor. Ondan sonra ekibi kur yap derken aslında çok uzun süre ciddi bir yatırım yapılmış ve ortada bir iş yapmamışken duruluyordu. Cloud'la birlikte biraz daha o da azaldı. Üçüncü avantaj ne dediğimde düşündüğümde böyle çok hızlı bir şekilde development ve deployment'ın yapıldığı bir süreç var. İşte bir gidip SAP makinesine al kur uğraş değil de böyle gerçekten bir iki günde halledeceğim. Belki de saatlerde bizim halledeceğim bir durum var. Kullandıkça ödüyorsun. Bunu bazen unutabiliyoruz ki onlara da değineceğim, unutulan makinalara. Sonunda da automation yapıyoruz ama sen gerek şeyde Blue TV tarafında, Kanal D Medya tarafında gerekse şu anki çalıştığın şirkette neredeyse %100'e yakın cloud'la çalışıyorsun. Fakat Blue TV'de ilk başta cloud değildin. Aynen. O günleri de hatırlıyorum ve orada böyle bence çok güzel bir cloud'la ilgili bir deneyimin var. O istersen onu paylaşarak başladığın sürece. Seve seve. Yani bu arada herkese merhaba benim tarafımdan da. Güzel özetledim bence. Evet, hani birçok avantajı var. Tabii dezavantajları, risk diyelim ona. Dezavantaj demek hoşuma gitmiyor ama riskleri de unutmamak gerekiyor. Unutulan makineler vesaire gibi, doğru yönetilmeyen ve kosta neden olan yapılar gibi. Ya evet, aslında hani Cloud'la ben Blue TV'den çok önce tanıştım kişisel olarak. Ancak hani çalıştığım şirketlerde hep on-prem yapılar üzerine gidiyorduk. Hani benim maceram birazcık şeyle başladı aslında, yani hani kapasite problemleriyle başladı. İşte herkesin bildiği Blue TV'de Adana 01 diye bir dizi yayın almayı planlıyorduk. Tabii ki öngöremediğimiz bir trafik vardı. Bir sürü analizler vesaireler yaptık ama hani hiç beklemediğimiz bir trafikle karşılaştık aslında. On-prem yapı bu trafiği karşılamadı. Tabii ki hani burada para ödeyen bir müşteri söz konusu, o dizi için bekleyen, o sezonu için bekleyen bir zaten hali hazırda işte YouTube'dan aldığımız bir dizi olduğu için hani bir kitle vardı. Ama hani sanırım ya reklam fazla yapıldı ya başka bir sıkıntı vardı orada ki devasa bir trafik aldık. O devasa trafiğin sonunda on-prem yapı down oldu. Ve hani yapabilecek de hiçbir şeyiniz yok aslında, yani hani yeni makine satın alıp koyamazsınız o anda. Ya da ne bileyim, ya işte şu kullanıcıların yarısını içeri almayalım da kalan yarısını alalım. Evet, bir çözüm olabilir ama para ödeyen kullanıcılardan bahsediyoruz. O da bir çözüm değil vesaire. O sırada aslında zaten bir cloud deneyimim vardı dediğim gibi. Bayağı bildiğin kendi kredi kartımla Amazon'da bir hesap açıp sistemin önemli parçalarını oraya taşımaya başladık. Ve cloud'daki o scalability yapısından dolayı da işte 6 saatte 6 saat gibi bir süreydi ortalamada. Sistemi tekrar ayağa kaldırmayı başardık. Tabii hani her şeyin %100 cloud'a geçtiği bir an değildi o an. O yaklaşık bir 48 saat falan sürdü totalde sanırım, böyle uykusuz 2 gece gibi. Ama hani şunu gördük ki evet, cloud'a geçtikten sonra birçok bu tarz problemimiz, özellikle scalability problemimiz çözüldü. Tabii ki ilk adımımız hani daha böyle lift and shift denilen, o cloud dünyasında çok meşhur bir terminoloji olan o yapıyla oldu. Yani hani sanal makinaları alıp cloud'daki sanal makinalar haline getirdik. Blue TV bir tık o anlamda şanslıydı çünkü zaten cloud native'e çok yakındı uygulama mimarilerimiz vesaire. Yani orada çok böyle stateful yapılarımız yoktu, state bağımlılıklarımız vesaire yoktu. Yine de vardı belli noktalarda ama o anlamda hani daha şanslıydık. Tabii en büyük problem şeydi bizim için, datayı taşımaktı oraya. Datayı da adım adım taşıdıktan sonra evet, böyle ilk bir şeye geçtik. İkinci bölüm bizim için daha rahatlatıcı bir bölümdü. Yani yine benzer trafikler aldık. Yine sorunlar yaşamadık mı? Yaşadık bu arada. Hani sıfır problem diyemem. Ama en azından çözüme birkaç klikle gelebiliyor cloud dünyasında. Yani hani fiziksel dünyada maalesef gelemeyen o çözümler
cloud dünyasında çok daha rahat gelebiliyor. Evet, benim maceram birazcık böyle başladı. Zaten ondan sonra da işte hem BluTV hem diğer çalıştığım şirketler hem şu anda Delivery Hero zaten hani bütün hayatım aslında cloud üzerinde geçti diyebilirim yani son herhalde şöyle bir 5-6 seneye baktığım zaman. Şimdi baktığında söylediğin örnek güzel abi. Çünkü 6 saatte diyorsun ve toplamda 48 saat diyorsun. 48 saat ömründen ömür geçmiştir ama normalde sen bunu on-prem'de yapayım desen imkansız olan bir süreçte seni çok hızlı bir şekilde kurtarıyor. Ve bahsettiğin hikaye de yani şu lift and shift metodu da işte şirket içerisindeki sunucudan alınıp imajdan alıp bir anda cloud'a taşınması en ilkel yöntem olmakla birlikte hala en çok kullanılan yöntemlerden biri. Ama bu biz madem evriminden bahsediyoruz bu işin, bu aslında evrimin birinci ayağı yani infrastructure Aynen öyle. service dediğimiz kısım. Bundan sonra product as a service kısımlara geçiyor ki product as a service'te de işte çeşitli tartışma konuları var. Nedir bu tartışma konuları? Abi birincisi cloud bağımlı olma gibi bir durumun olabiliyor. Yani Amazon'daki bir ürünü çok beğeniyorsun veya Azure'daki ürünü, Google'daki ürünü çok beğeniyorsun. Bütün stratejin ona göre bağlandığında bu sefer 2 sene sonra ya biz bundan çıkamıyoruz, bundan çıksak nasıl olacak gibi durumlar oluyor. Onunla ilgili bir deneyimin var mı? Var aslında işte vendor lock-in dediğimiz konu en temelinde. Yani hani bizim cloud'a geçtiğimizden sonra hani benim aslında en fazla dikkat ettiğim konulardan bir tanesi buydu. Şu anda da hala aktif yani Delivery Hero tarafında da Q-Commerce'ın infrastructure'ını komple ben yönetiyorum. Orada da dikkat ettiğim konulardan biri bu. Yani örnek vermek gerekirse biz BluTV'de hiçbir zaman Amazon'un işte sırf Amazon brandli böyle fancy ürünlerini kullanmadık. Daha commodity olmuş ürünleri kullandık. Yani örnek veriyorum ECS'e hiç geçmedik. Kendi Kubernetes cluster'larımızı koyduk. EKS geldiği gibi EKS kullanmaya başladık. Çünkü bizim için o ya bugün Amazon'dayım ama yarın Google Cloud'da olabilirim. Ertesi gün Azure'da olabilirim. Ertesi gün X Cloud'unda olabilirim gibi bir noktada her zaman böyle bir B planı olarak cebimizde dursun istedik aslında o tarafta. Doğal olarak baktığımız zaman oradaki teknoloji tercihlerinde evet işi bir tık zorlaştırsak bile belki Amazon'un işte kendi yapılarıyla bir şeyi çözdüğümüz zaman hayatımız çok daha kolay olacaktı ama işi bir tık zorlaştırmasına rağmen o vendor lock-in'den kaçmak için o tarz branded servisleri çok da fazla kullanmadık açık konuşmak gerekirse. Ama eninde sonunda buraya düştüğün noktalar oluyor yani işte örnek veriyorum işte big data vesaire dediğin dünyada şimdi biz eski zamanlarda işte Hadoop döneminden geliyoruz yani işte Hadoop'lar, HBase'ler, Cassandra'lar vesaire. Bunların cloud'da birebir karşılıklarını o kadar da bulamıyorsun. Bulsan dahi çok da managed service olmuyorlar. Hani böyle bir şey trade-off'u var orada yani. Hem manage olsun her şeyi istiyorsun. Ben maintain etmeyeyim zaten cloud'dayım. Hani her şey hayatımda çok kolay olsun diyorsun. Ama bir yandan da vendor lock-in'e düşmeyeyim diyorsun. Bunları birleştirdiğin zaman bu bir trade-off. İşte o trade-off da belli noktalarda bizim de hani işte ya hadi bu iş için de Amazon Redshift'i kullanalım. Bu iş için de Google BigQuery'yi kullanalım. Vesaire dediğimiz noktalar oldu aslına bakarsan. Ben de orada senin tam tersi düşüneceğim. Biz riskleri en sona konuşalım demiştik ama burada da ondan bahsedeyim. Şimdi benim belirlediğim stratejide özellikle medya ve spor bahisleri, şans oyunları ile ilgili olan kısmı birazcık daha böyle pause kısımları kullandığım yerler var. Niye var? İşte mesela en basitinden data streaming'den bahsedeyim. Real time analytics yapacaksan işte birinci opsiyonun nedir? Birinci opsiyonun Kafka'dır. İkinci opsiyonun Amazon'daki Kinesis, Azure'daki EventHub veya Google'daki PubSub'dır. Şimdi projeyle ilgili tamam Kafka yapalım diyorum. Fakat oradaki benim barındırdığım risk biraz daha şu oluyor. Evet, bir yandan Kinesis seçersem ışık hızıyla PubSub'a geçemiyorum. Ama bir yandan abi Kafka'ya geçersem de Türkiye'de çok ciddi bir development problemi var. Yani developer problemi var. Bu gitgide ayyuka da çıkıyor ki sen de yurt dışındasın. Abi Kafka bilen insanı şirket içinden barındırmamın mümkünatı çok fazla olmuyor gibi bir durum var. Hatta yakın Doğru. arkadaşımız Umut şey demeye başladı yakın dönemde. Zalando'nun arka bahçesi oldum. Scala kullandığımı bilen Zalando gelip bana saldırıyor deyip durmaya başladı. Ama şirket tarafında bu işin abi sürdürülebilir olması lazım. Nasıl olacak bu iş? Katılıyorum. Katılıyorum ama işte dedim ya bu her zaman bir trade-off. Zaten bizim bütün hayatımız bu trade-off'ları yönetmekle geçiyor. Ben birazcık olaya şöyle bakıyorum. Hani birazcık işin içerisine vizyon, strateji vesaire dünyasını da koyduğum zaman işte gelecek diyoruz hep multi cloud dediğimiz bir yere gidiyor. Yani multi cloud dediğin noktada da
neden Kinesis değil de Kafka ile gitmen gerektiği ortaya çıkıyor aslında. Çünkü Kafka daha ortak bir çözüm aslında birçok noktada kullanabileceğin. Yani burada işte cloud'lar arası data paylaşımlarından tut da başka başka bir sürü avantajları enable ediyor aslında. Tabii ben birazcık hani işin böyle daha yazılım tarafında, işin hands-on tarafında da bulunduğum için açık konuşmak gerekirse o Kafka'lardan falan çok korkmadım hiç. Yani hani adam bulur muyuz bulamaz mıyızdan öte gerekirse birilerini train ederiz ve bu tarafta o şekilde devam ederiz gibi. Hani benim şapkamın da getirdiği böyle bir şey var tabii ki. Rolümün de getirdiği böyle bir şey var. Doğal olarak hani bu tercihleri yapmak benim için bir tık daha kolay oldu diyebilirim o anlamda. O yüzden hani evet hani şu anda Delivery Hero'ya bakınca buraya ne kadar yakınız dersen işte baktığın zaman bazı servisler evet PubSub'larda, bazı servisler Kinesis'lerde falan ama en azından biz bunları böyle bir tech debt olarak görüp bunları ya Kafka'ya geçirmekle ilgili bir planlar üzerinde sürekli aktif çalışıyoruz. Yani çünkü dedim ya yani hani özellikle Delivery Hero multi cloud'u çok benimsemiş bir şirket. Bir tarafta Google Cloud var, bir tarafta Amazon var. Hatta bu servisler aynı Q-commerce servislerinin sanırım 5-6 tanesi Amazon üzerinde, kalanı Google Cloud üzerinde falan gibi bir yapı var ve bu servislerin de birbiriyle olan bir event iletişimi olmak zorunda gibi. İşte buralarda o multi cloud'u falan da işin içine koyduğun zaman hani bu örnek özelinde Kafka direkt şey gibi çıkıyor ortaya, yani hani böyle ideal çözüm gibi çıkıyor ortaya. Süper abi, o zaman biz daha böyle evrimi tamamlayamadık ama bir es verip gelecekle ilgili konuşalım. Gelecekle ilgili konuda multi cloud konusu. Yani Türkiye'de hala bir sürü şirket tek bir cloud vendor'ına bağlı olup onunla ilgili veri çıkartırken veya işlem yaparken çok büyük sıkıntılar çekiyorken dünyaya baktığımızdaki trendlerden bir tanesi multi cloud durumu. O da nedir aslında? Abi ben artık tek bir vendor'la çalışmayayım. Benim problemim neyse probleme özgü servislerimin bir arada olduğu, Amazon'un işin içinde olduğu, Google'ın da olduğu, hatta Alibaba'nın olduğu, ki Alibaba ile ilgili senin kurcalamaların da çok vardı, onu hatırlıyorum, böyle en çok feature'ın olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla böyle bir dünyaya gidiyor. Orada biraz daha açabilirsen sevinirim. Bizim tarafta multi cloud ile ilgili ne yapılıyor? Ya bizde şöyle bir durum oldu. Birazcık da böyle PaaS'ın gerekliliği ve son kullanıcı deneyiminin gerekliliği ilgili şöyle bir talep var abi. Son kullanıcıların hepsi self-servis bir analitik istiyor. Yani diyor ki ısrarla benim bir ürünüm olsun, ben onun üzerinden kendi kendime işlem yapayım. Ama kullanıcıların hareketlerine baktığımızda, self-servis dediğimiz ürünlere baktığımızda işte bu neler var? Tableau olur, ClickView olur, Looker olur veya diğer ürünlere baktığımda abi günün sonunda hepsini yaptığı bir hareket var. Export da Excel diyorlar, sonra Excel'de savaşmaya başlıyorlar. O zaman diyor ki biz bunu nasıl ortadan kaldırırız? Yani günün sonunda her şey Excel'e dayanıyorsa, ben ne kadar cafcaflı dashboardlar koyarsam koyayım Excel'e dayanıyorsa, o zaman ben bunu sadece Excel'den çalıştırabilir miyim deyip aslında Azure'da PaaS olarak sunulan Analysis Service diye bir ürün kullanmaya karar verdik. Ama baktığında bütün geçmişimiz de Amazon'daydı. Birazcık böyle bir kullanıcı gereksinimlerine yönelik sürecin Amazon'da başladığı ama arka planda Azure'da devam ettiği bir yapı var. Hatta yeni feature'da da böyle şeyi diyoruz, yani ad hoc talepler var, bir de şu anda self-service dediğiniz şey de her şeyi karşılamıyor. Abi ad hoc'ları da nerede yapalım? İşte en çok kullanılan ürün ne? Orada ya bir BigQuery'ye mi baksak? Çünkü piyasaya baktığınızda Stack Overflow'daki yayınlara da baktığınızda en çok kullanılan ürün BigQuery geliyor orada. Aynen. Onu da orada yapsak böyle tam multi-cloud bir çözüm olacak ama benim ihtiyacımı karşılıyor mu? Karşılıyor. Minimum maliyetli çözümünü sunabiliyor muyum? Sunuyorum. Benim için böyle bir avantajı vardı. Delivery Hero tarafında biraz daha senden dinlemek isterim. Ya aslında hani söylediklerine çok benzer. Yani birkaç tane avantaj görüyoruz biz de Delivery Hero tarafında, bu multi-cloud stratejisini benimseme tarafında. Bir, işte bazı ürünler, demin mesela Kafka'dan konuştuk. Şimdi Kafka'yı Google'da kurmak demek unmanaged bir servisi yönetiyor olmak demek. Ama Amazon'da managed versiyonu var. Aynı işte senin örneğindeki gibi, sen Azure'da senin problemini çözen daha ideal bir çözüm buluyorsun ve Azure'daki o parçayı alıp hayatının içine dahil ediyorsun. Kalanı Amazon'da olmasına rağmen. Bizde de durum çok belli aslında. Aynı şekilde gidiyor. Yani işte bir object storage diye baktığımız zaman S3 bizim için çok daha ideal bir çözüm olarak hayatımıza giriyor. İşte Kafka'ya ben managed service olsun dediğimiz zaman işte Kafka Amazon tarafından devreye giriyor. Ama standart böyle bir mesajlaşma, işte servisler arası mesajlaşma tarafında böyle hani daha basit şeyler yapacaksak işte PubSub o dünyada işte Amazon tarafına da bu dataları iletme tarafında hayatımıza giriyor. Yani hani bir
farklı cloud providerların sunduğu daha iyi, daha kötü denilen çözümler var aslında. Onlar aslında bir avantaj olarak hayatımıza giriyor. Ama bunun dışında yani Delivery Hero tarafında başka modellerimiz de var. Şimdi Delivery Hero'ya baktığımız zaman 46 ülkede operate eden bir şirketten bahsediyoruz aslında. Bir de tabii şeyler var yani hani cloud providerların işte network latency seviyelerinde falan düzgün hizmet verdiği bölgeler ya da veremediği bölgeler gibi şeyler var. Bu tarz şeyler de bizim hayatımıza giriyor 46 ülkelik bir scope'u işin içine koyduğun zaman. Bunun üzerine bir de cost perspektifi giriyor. Bazı tool'lar Google'da daha ucuz, bazı tool'lar Amazon'da daha ucuz vesaire gibi. İşte BigQuery bunların en güzel örneklerinden biri yani. Hani BigQuery'nin pricing modeli o anlamda bu tarz big data modellerini işletme anlamında çok daha mantıklı bir hale geliyor. Ki hani diğer functionality'si de bunun üzerine koyulabilir gibi. Yani tüm bunları birleştirdiğimiz zaman aslında tabii son noktada işin bir de disaster tarafı var aslında. Çünkü 46 ülkede hizmet veriyorsan evet ne kadar da multi-zone setup'lar yapsan etsen falan filan biliyoruz ki cloud çözümleri de %100 SLA'lerle çalışmıyorlar yani. Bu taraflarda belli sıkıntılar yaşanabiliyor. Henüz buralarda çok olgun seviyede değiliz Delivery Hero'da. Onu açık konuşayım disaster tarafında ama planlar arasında. Yani bir servis Amazon tarafında yeterli hızda ya da işte yeterli kapasitede hizmet veremiyorsa Google tarafına da geçebilsin gibi bir çalışma yapıyoruz. Hatta buralarda işte böyle bir disaster günleri gibi böyle demo günleri yapıyoruz ara ara. Hadi bakalım Amazon account'unu kapatalım ne oluyor gibi setup'larımız var. Tabii orada birazcık işin şey taraflarına da ağırlık veriyoruz. İşte bu infrastructure as code yapılarına, işte Terraform'lar, Pulumi'ler vesaire gibi yapılar çok aktif kullanılıyor ki burada böyle bir ortak modüllerle aynı işi sadece bir tane fonksiyondaki parametreyi değiştirerek Amazon'a ya da işte Google'a deploy edebilmeni sağlayan çözümler de hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Bu tarz avantajlar var aslında Delivery Hero'nun gördüğü. Aslında hani senin söylediğinden çok çok da farklı yerlerde değil. Herkesin bence gördüğü noktalarda birazcık buralarda gibi geliyor bana multi cloud dediğimiz zaman. Şeyde disaster deyince ve böyle Amazon'a hadi kapatalım deyince de aklıma tabii ki burada şeyde bahsetmemek olmaz. Netflix'in Chaos Monkey ürününü. Aynen. Bu tarz hayatımıza ve en etkilenerek baktığım ürünlerden biriydi. Vay be böyle bir stratejileri var diye gıptayla bakıyordum. Şimdi cloud'un doğuşuyla ilgili bahsettik ki orada da hala geçmiyorlar. Yani siz eğer infrastructure as a service bir yapıda sanal makineler açıyorsanız burada da hala Amazon'un ve Azure'un veya Google'ın sürekli geliştirmeleri devam ediyor. O evim geçmişte kaldı değil. Mesela yakın gelecekte Graviton diye makineler çıkarttılar. Graviton ve EC2'da yani Amazon tarafında aslında Intel veya AMD gibi chipsetlerle değil de ARM işlemcilerle işlem yaptınız. Dolayısıyla eğer Intel'e muhtaç değilseniz çok daha uygun fiyatlarla makine açabildiğiniz bir durum var. Bir sürü şirket de şu anda oraya haldır haldır koşuyor. Aynen öyle. Sonra PaaS'tan bahsettik. Şimdi çoğu şirket için, daha doğrusu teknoloji odaklı şehirler için günümüz ama biraz daha bizim için bence yakın gelecek olan başka bir model var. O da aslında iki parçaya ayıracak olursak bir Dockerize etmek, Kubernetes dünyası. İkincisi de serverless. Yani Function as a Service dünyası. Aynen. Function as a Service bana mesela o biraz önceki bahsettiğim şu şey var ya abi Kafka'yı bilen adamın elinde tutma maliyeti var. Abi aynı şekilde sunucuyu bilen adamı da elinde tutma gibi bir problemi var. O yüzden de özellikle data tarafında olabildiğince işlemi serverless first diyorum. Neden serverless first? Çünkü abi fonksiyonu yazıyorsun, geri kalan çok fazla bir işe karışmıyorsun. O fonksiyonlar düzgün bir şekilde çalıştığı sürece de sana gerçekten minimuma yakın maliyet çıkartıyor. Hatta birçok startup için sıfır maliyet çıkartıyor. Nasıl sıfır çıkartıyor? Bütün ürünlerde yani 3 büyük vendor'ın 3'ünde de var olan bu function'ın ilk 1 milyon request'i ücretsiz aylık. Zaten senin, eğer bir şirketin 1 milyon request'ten daha fazla bir noktaya geliyorsa bu çok iyi bir şeydir. Artık para harcamaya da başla biraz. Gibi. Aynen öyle. Senin orada kullandığın bir deneyimin var mı function'lar tarafıyla ilgili? Veya Kubernetes sende daha hassas ve hoşuna giden kısım olduğunu biliyorum. Aynen. Yani şöyle ben hani çok function as a service işte o functional deployment tarafının çok fanı değilim açık konuşmak gerekirse. Çünkü birazcık şuradan dolayı hani benim deneyimimde. Ya işte bu function dünyaları, lambdalar, Google function'lar vesaireler onlar böyle hayatımıza girince insanlar üzerine çok balıklama atladılar. Ve zannettiler ki bütün hayatlarını orada yaşayabilirler. Her şeyi orada çözebilirler vesaire.
Ve bu şirketlere çok büyük zararlar verdi açık konuşmak gerekirse. Ki bu Delivery Hero'da da ben başladığımda böyleydi. Kaç tane function'ı öldürdüğümü bilmiyorum başladığım günden beri açık konuşmak gerekirse. Ama söylediğin örnekte data pipeline gibi yapılarda, hele ki real time data pipeline gibi yapılarda, evet, bu functional taraf çok ideal çözüm bana sorarsan. O yüzden hani ben birazcık böyle şey yaklaşıyorum, nasıl diyeyim, konservatif yaklaşıyorum aslında o function kullanma tarafına. Yani diğer bütün alternatifleri değerlendirdik. Geriye bu kaldığı zaman hadi buna bir bakalım, burada gerçekten ideal çözüm olacak mı gibi gitmek gerekiyor. Çünkü işin en temelinde o function tarafına baktığın zaman kontrol %100 sende değil. Evet, hayat çok kolay, belli bir şeyi deploy etmek çok kolay vesaire, ama hani bazı problemleri var. Debug edilebilirlik birinci problem. Evet, burada bazı çözümler var. Amazon'un sunduğu, Google'un sunduğu bazı ekstra şeyler var. Lokal ortamda da debug etmek vesaire gibi. İki, debug edilebilirliğin ötesinde o function'ların işte bir cold start problemi var. Yani senin aslında sürekli düzgün trafik almayan bir function'ın varsa o bir yerden sonra hibernate moduna geçiyor aslında. Ki Azure'da da, işte Azure diyorum, Google'da da Amazon'da da baktığın zaman aslında function'lar bir Docker imajının içinde çalışıyorlar. Günün sonunda arka tarafta yine bir Kubernetes var ve request geldiği anda load balancer ilgili pod'u ayağa kaldırıyor ve oradan serve etmeye başlıyor. Yani Amazon'un da mimarisinde bu böyle, Google'ın da mimarisinde bu böyle. Evet, avantajlarını cebe koymak gerekiyor ama hani her yerde kullanmamak gerekiyor. Çünkü işte cold start problemi dedik, debugging problemi dedik. Bazı şeyleri kontrol edememe problemleri var. Örnek vermek gerekirse işte Google function'ları belli bir request'in üzerinde, belli bir threshold'un üzerine çıktığı anda işte 421 diye bir hata kodu dönmeye başlıyor. Ama bazı HTTP server'lar 421'i bir hata kodu ve retry edilebilir bir hata kodu olarak görmüyor ve bunu yönetemiyorsun. Hiçbir çaren yok buralarda gibi gibi. Doğal olarak hani çok iyi anlamak gerekiyor. Nerede function'ı kullanacaksın, nerede Kubernetes deployment'larını kullanacaksın gibi. Benim tavsiyem genelde şöyle oluyor aslında. Birazcık hani orada kontrolü elinde tutmaktan dolayı. Yani function as a service bile gideceksek onu da Kubernetes üzerinde yapmanın yolları var. Gidip Kubernetes üzerinde yapalım. Hem vendor lock'inden kurtulmuş olalım. Hem kontrol daha çok bizim elimizde olsun gibi bir önerim var aslında daha ziyade. Ya şöyle, zaten abi, cloud'a da baktığımızda Güllük Gülistan'ın cennet değil, onun altındaki ürünler de function as a service. Evet, biraz önce iyi yönü söyledim size. 1 milyon request atıyorsunuz ve ücretsiz, sonrasında kuş kadar bir para ödüyorsunuz. Ama mesela geçmiş dönemde bir hatamızda bir saatte 1 milyar request attığımız da oldu ve onun bana kostu da geri döndü. Hatta sonra böyle şey oldu. Ulan bu problemi tek yaşayan ben olamam herhalde diye baktığımda aslında Türkiye'deki eski Opsgeni'den de çalışanlarım oldu. Tundra.io diye yeni bir startup'ın çıktığını ve tamamıyla function'ların monitör üzerine çalıştığı bir durum var. Şimdi yakın geleceğe gene geldiğimizde abi, esas bugün seninle en son yüz yüze buluşumuzu da konuştuğumuz konu olan data mesh konusu var. Özellikle Medium'a baktığında, bütün büyük teknoloji üreticilerine baktığında hala tartışılan bir konu. Senin aklında bir yapı vardı. Neden o problemlerden dolayı böyle bir mimariye gitme isteğin var? Biraz bence onu konuşalım. Sonrasında benim de data mesh ile ilgili korkularımı konuşalım. Biraz rol değiştirelim. Tamam, güzel. Yani hani ben data mesh'i şöyle görüyorum bu arada. Yani hani bir noktada özellikle data engineering tarafına baktığımız zaman, data science'ı şimdilik bir kenara koyuyorum, o daha işi komplike hale getiriyor, ama özellikle data engineering tarafına baktığımız zaman aslında İşler bir tık sıkıntıda şirketlerde. Bu irili ufaklı her türlü şirkette bir tık sıkıntıda. Ne tip sıkıntılardan bahsediyoruz aslında? Bir, işte şirket büyüdükçe işte bu data engineering yapısı gereksiz bir siloya ve gereksiz bir monolitik yapıya dönmeye başlıyor. İşte Airflow'lar vesaire, evet, kullanılıyor orada. Hani daha bir modüler yapı var ama genelde central bir data engineering takımı 300 tane servisten data toplamaya ve curate etmeye çalışıyor gibi bir ortama dönüyor. Aslında bizim bundan 10-12 yıl önce yaşadığımız o monolitik dünyaların birebir aynı durumu var işin içerisinde. İki, ya ekipler hani 2 kişiyle 3 kişiyle falan bu işleri çözememeye başlıyor. Bir yerden sonra 10 kişilik, 15 kişilik, 20 kişilik data engineering takımları olmaya başlıyor ve hani bir silodan bahsediyoruz aslında. Yönetilmesi zor bir silodan bahsediyoruz. 3, data sahipliği denilen konu ortadan kalkıyor aslında. Biz aslında top çeviriyoruz. Yani datayı yaratan, özellikle işte transactional database'leri
yöneten bir takım var. Örnek veriyorum, kampanya servisini yapan takımdan bahsedelim. O datanın üzerine tonlarca business logic apply ediyorlar o kampanyaları işletmek için. Ama başka bir takım, data engineering takımı, hiç bu business logiclerden bile haberi olmadan bu datayı alıp bir yerden bir yere taşımaya ve create etmeye çalışıyor. Günün sonunda bir problem çıkıyor o datada, çünkü o business logicler tam anlaşılmamış oluyor diğer takım tarafından. Aslında topu çeviriyoruz çünkü oradan oraya vesaire. Ve bir problem çıktığı anda da ya data engineering takımına mı soruyorsun? Data engineering takımı diyor ki ya database'de bu data böyleydi. Oradan öbür takıma gidiyor ve aslında net bir sorumlusu yok. Yani hani bu accountability denilen tarafta da bir sıkıntı oluyor günün sonunda. Ve hani bunun gibi birkaç sebep daha sayabilirim ama en temelinde bunlar var bana göre. Tüm bunları düşündüğümüz zaman aslında bundan 10 yıl önce yaptığımız, işte o monolit yapıları kırdık, mikro servisler dedik, Conway's Law dedik, işte her servisin belli bir takım ownership'liği olmalı vesaire dedik. Aslında bir noktada aynı şeyi burada da yapmamız gerekiyor. Ve buraya gittiğimiz noktada da işte Delivery Hero'da zaten böyle bir şey tecrübe etmeye başladık. Buraya gittiğimiz noktada da bu problemlerin ortadan kalktığını görmeye başlıyorsun aslında. Evet, data engineering gibi birazcık işte o development takımlarına kaydırmaktan bahsediyoruz günün sonunda. O adamlara zaten işte şey dedik, DevOps dedik, işte Ops kısmını bir tık onlara doğru işte shift ettik. Sonra DevSecOps dedik, Security kısmını birazcık onlara doğru shift ettik. Şimdi Data Engineering kısmını onlara doğru shift ediyoruz. Burada da işte şey ortaya çıkıyor, yani hani nasıl DevOps dediğimiz zaman aslında bir platform engineering konsepti oluşturduk altyapıda. İşte dedik ya en azından bir platform engineering takımı işte bu adamların hayatını kolaylaştırmak için işte belli tool'lar geliştirsinler, infrastructure tarafını belli bir maturity'ye getirsinler vesaire, buradan onlara destek olsunlar dedik. İşte security için benzer bir yapıya gittik. Aslında data engineering için de yapının böyle olması lazım. Yani o takımların gidip bir Airflow'la uğraşıyor olması değil de o takımların aslında sadece işte atıyorum Airflow örneğinden gidersek DAG'larını yazıp bütün datayı kendileri biliyor. Bütün nasıl create edeceklerini, business logiklerini kendilerini biliyor ve kendilerinin own ettiği bir ortam olması gerekiyor. O data işte o data product dediğimiz konsepti anlatmaya çalışıyorum günün sonunda. Ve bir şekilde işte o Airflow pipeline'larından geçirip bir noktada işte İster object storage üzerinden sorgulanabilir formatta, ister BigQuery formatında, yani o interface'in ne olduğu bence hani bir sonraki problem gibi geliyor bana. Sunmaları burada bu çözümü getiriyor aslında. Ha, evet, yani hani burada data mesh konuşulduğu zaman böyle bir ya bir saniye data engineering yok mu oluyor falan gibi böyle şeyler var, yani hani korkular giriyor hayatın içine. Ben de sana bunu sormuş olayım. Sen ne düşünüyorsun burada? Abi orada da şöyle bir şey var. Süremizi de aşıyoruz, hızlıca bitireyim. Ben böyle data mesh ile ilgili seninle konuştuktan sonra negatif olabilecek şeylere baktığımda 4 tane madde var. Bunlardan bir tanesi abi duplication of data diye bir madde var. Yani bu gerçi data mesh ile alakalı, bu hala şirketlerin en büyük problemlerinden biri. Mikroservis dünyasının da en büyük problemi bu yani, sonuçta. Ve bu çok büyük bir savaşılacak bir problem. Yani aslında belki de astarı yüzünden daha pahalıya gelecek bir durum var. İkincisi ihmal edilmiş durumlar var. O da nedir? Abi en basit bir şirket, Delivery Hero'yu düşün. Sales amount'u herhangi bir data mesh ile yaptığın organizasyondan aldığında eğer bunların tanımı belli değilse abi 10 tane farklı yeri ki dünkü ciromuz ne? 10'da farklı bir şey söylüyor. Maalesef böyle bir problem var. O da zaten bir başka konu olan data dictionary konusuna geliyor ki işte Uber'dir, Airbnb'dir, Lyft'tir, Netflix'tir, hepsi bu konuyla ilgili çalışıyor. Eskiden sadece Oracle kullanırdık, Oracle'da her şeye bakardık. Abi şimdi Redis'ten giriyorsun, Mongo'dan çıkıyorsun, Dynamo'dan giriyorsun, Athena'dan çıkıyorsun. Her yerde data var. Bunun nerede nasıl tutulacağı önemli. Üçüncü kısımsa change management kısmı problem. Ama yani günümüzde ben çevreme baktığımda change management, release management zaten eski versiyonlarla problem. Yani data mesh ile ilgili bir problem değil. Aynen öyle. Bence çok keyifli, dolu dolu bir sohbet geçti. Umarım dinleyici arkadaşlar da aynı şekilde keyif almıştır. Teşekkür edip bir sonraki konuşmacılara konuyu devredelim. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Koray, sohbet için de çok teşekkürler. Çok keyifliydi benim için de. Çok teşekkürler Hüseyin. Görüşmek üzere.